Eğer ki Allah'ın kitabının okunmasını istemiyorsa çeşitli kişiler veya çevreler mutlaka Allah'ın apaçık ayetlerinden korkuları var demektir. Çekindikleri bir şey var. Yani şu kitabın Kur'an-ı Kerim'in kapağının açılmasından çekiniyor Müslümanların bir kısmı. Yani maazallah insanlar burada ayetleri okurlar. Bizim onlara anlattığımız dinle uyuşmayacak bir takım ifadeler görürler. Veya maazallah biz bunları kendimize çağırıyoruz. işte şeyhimize çağırıyoruz. Efendimizin ne kadar kutsal mübarek bir insan olduğunu söylüyoruz. Ne kadar evliya olduğunu söylüyoruz. Allah'la Resulullah'la görüştüğünden bahsediyoruz. Onlardan bilgi aldıklarını söylüyoruz. Şimdi bunlar bu kitaba bakarlarsa, bunların mümkün olmadığı ile ilgili bu ayetleri okurlarsa kafaları karışır diye insanları birazcık böyle manipüle ediyorlar. Otoritelerini kaybederler. Ha, otoritelerini kaybederler. Şeyleri. İnsanları kitleleri yönlendiremezler diye korkuyorlar herhalde. Yani bunda iyi niyet arayacak bir şey yok. Hı. Yani Kur'an-ı Kerim'in işte bazı hocalar var çıkıyorlar diyorlar ki biz işte Kur'an-ı Kerim böyle e, e, hafızamızda işte hadisler şöyle hafızamızda şu kadar alimi kitaplarını biz ezberledik biliyoruz. Yani ezberci olmayı alim olmak zannediyor insanlar. Hı. Yani adam hafızasını ezberden bir şey okuduğu zaman ne kadar derinlikte alim olduğunu gösterdiğini zannediyor. Onu dinleyen insanlar da öyle düşünüyorlar maalesef. Halbuki önemli olan ezberdir. Yani kitaptaki bir şeyi ezberleyebilirsiniz. Ama o kitaptaki şeyi gerçek anlamda kavrayamıyorsanız, gerçek anlamda içselleştirmiyorsanız ve bir şekilde o anlayış ve kavrayışınızı aktaramıyorsanız, yani kendinize ait bir şeyiniz hmm. yoksa, e siz tamamen bir ses kayıt cihazının bir sesi kaydedip, daha sonradan tuşuna basıldığı zaman o sesi dışarı vermesinden farklı bir şey yapmıyorsunuz demektir. Yani falanca kitapta şöyle, filanca alimin dediği şu, Filanca mezhepteki yorum ve görüş bu demekle insanlar alim zannediyorlar kendilerini. Dolayısıyla bir insanın kim olursa olsun, ne kadar bilgi seviyesi olursa olsun, dini konuda bir şey konuşuyorsa eğer Allah'ın kitabına, Allah'ın ayetine uyduğu oranda kabul edilebilirliği veya geçerli söz konusudur. Ama demek ki işte diyorum ki yani Allah'ın ayetleri bazı çevrelerin, bazı insanların işine gelmiyor ki Zaten ön yargılı hale getiriyorlar insanları. Yani siz Kur'an-ı Kerim anlamazsınız. Nereden peki dini öğreneceğiz? Peki dini hocalardan öğreneceksiniz. Peki hangi hocalardan öğreneceğiz dini? Böyle her hocayı dinlemelerini de istemiyorlar. Mesela şöyle deseler, "Tam dini konularda farklı yorumlar olabilir pekala. Siz o zaman her hocayı dinleyin. En mantıklı, en doğru olan hangisi ise veya Kur'an-ı Kerim'e en uygun olan hangisiyse onu dinleyin." de demiyorlar. Sadece bizi dinleyin diyorlar. Sadece bizi dinleyen diyen insanlar olabilir ki sadece Allah'ın kitabından konuşan hocalar onların kafasını karıştırır diye o hocaları da çeşitli e, isimlerle veya çeşitli yakıştırmalarla diyelim etiketliyorlar. Hı hı. Bunlar sapkın diyorlar. Bunlar sizi dininizden uzaklaştırır diyorlar. Bunlar kafanızı karıştırır. Bunları dinlemeyin. Siz ne yapın? Siz sadece bizi dinleyin. Siz sadece bizim dergimizi, kitabımızı alın ve böylece e, hak yolunu, hakikat yolunu bulun diyorlar. Hı. Şimdi bu insanların iyi niyetli olduğunu ben düşünemiyorum. E, normalde kötü niyetli bir insan da değilimdir. Yani herkese yüzsüzlenme bakmaya çalışırım ama çoğu zaman. Ama din konusu olduğu zaman bu çok hassas bir konu fazla hocam. Yani evet. diğer konularda insanları kandırabilirsiniz. Dünyevi olarak o insanlar onun zararını görebilirler. Ama din konusunda bir insanı kandırıyorsan, bir insanı saptırıyorsan, yani o insanın sen sonsuz yaşamını, ahiretini e, tehlikeye atıyorsun hiçe sayıyorsun demektir. Hı hı. Dolayısıyla din böyle basite alınacak bir şey değil. İnsanların kafasına göre yorum yapacağı bir şey değil. Allah'ın apaçık ayeti dururken o ayetin muhalefet edecek şekilde konuşulacak bir şey değil. Yani bir yerlerden tutup bir rivayet çekip de Allah'ın apaçık ayeti olmasına rağmen o rivayeti din diye insanlara sunanlar hesap günü ahirette Allah'ın huzuruna nasıl duracaklar?